Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tütülü Tavşanımızın bugün 3. bölümünü yapacağız. Muhtemelen de bitireceğiz. En son burada bırakmıştık. Şimdi burada 3 tane ilmek kaydıralım ve ipimizi koparalım. Bir zincir çekiyorum ve ipimizi keselim. Tekrar ten rengimizle devam ediyoruz. Evet, şimdi bir sıra düz öreceğiz. 33 tane sık iğnemiz vardı. İpimi sabitledim ve ilk ilmeğimize, yani 3 tane ilmek kaydırmıştık. İlk kaydırdığımız sıra başımız oluyor. Yine aynı yere battım ve 33 tane sık iğnemi tek batacağım. Evet, bu sırayı devam edelim. İlmek kaydırdığımız yerler biraz sıkış olduğundan zorladı. Ama şimdi normal sık iğnelere batıyorum. Evet. Şimdi bir sıra düz örelim. Evet, bir sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi kolları takacağız. 31. sıradayız ve kollarımız için şöyle düz bir şekilde tutuyoruz. Tam iki ucu buluyoruz ve buraları toplam 8 sık iğne ile kolları takacağız. Şu ortayı buldum. 4 buradan ayarlıyorum. 4 bu taraftan. Bu da aynı şekilde. Burayı 4 bulduktan sonra sıra başım burada. Buraya kadar düz öreceğim. Şimdi bir şöyle yaptığımda 1 2 3 4 2 4 6 8 10 11 tane düz örüp 8 sık iğne ile birleştireceğim. Evet, 9 tane tek battım arkadaşlar. Bu tabii ki benim sıra başıma göre. Sizin belki değişebilir. Dediğim gibi güzel önce bir katlayın. 4'ü bulun. 4 burası, 4 arka taraf. Bu şekilde yapalım. Şimdi kollarımızı şu kestiğimiz yeri az dolduracağız arkadaşlar. Belli belirsiz şekilde hafif dolduruyoruz. Bakın yok gibi. Çok az. Burayı normal doldurduk. Yine yumuşak, o kadar taş gibi değil. Yumuşak doldurdum. Ve toplam 8 tane sık iğne ile birleştireceğiz. Şu başlangıcı şöyle ortaya getirmeye çalışıyorum. Sıkı bir şekilde birleştiriyorum burayı. Kola batıyorum. Karşıya da batıyorum. Kolum karşısından da çıktım. Gövdeye.
6 7 şuraya da batalım 8 8 tane sık iğneyle kolumu taktım arkadaşlar. Birinci kolumu taktım. Şimdi tekrar burada devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane tek battım. Şöyle tekrar bir bakıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet. Şimdi bunu da yine 8 sık iğneli aynı şekilde birleştireceğiz. Evet, diğer kolumda 8 tane sık iğneli taktım arkadaşlar. Şimdi sıra başta zaten gelmiş olduk aynı yere. Şuradan sonra 32. sıramızı eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Sayımız zaten değişmedi. Aynı. 33. Sadece kol takmış olduk. Şimdi bir sıra düz örüp geliyorum. Evet, şimdi 33. sıradayız ve 3 tane tek bir azalt yapalım. 1 2 3 bir azalt. Sıra sonuna kadar 3 tek bir azalt tekrar yapıyoruz. 2 3 bir azalt. Evet, tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. 26 sık iğne kaldı. Burada bir tane bu tarafa kaydım. Bir sık iğne kaydım arkadaşlar. Sıra başımı kesme öyle denk geldi. Şimdi boynumuzda 22 sık iğne kalması lazım. Bunun için 4 azalma daha yapacağız. Bunun için 5 tane tek bir azalt yapalım. 5 tek bir azalt. 5 tek bir azalt. En son 4 kalıyor. 4 tek bir azalt yaparak sıramızı bitireceğiz ve 5 sıra 22 sık iğne kalacak ve 5 sıra boyun öreceğiz arkadaşlar. Boynumuzu 5 sıra örelim. Sayılarınız eksik veya fazla gelirse ona göre siz biraz daha fazla kesin, biraz daha az kesin. 1-2 sık iğne farklı olabilir. Sayılar eksik fazla olabilir. Bir yerlere batıyoruz. Farkında olmadan kesme yapıyoruz. Ben de yapıyorum çünkü. Bazen atlıyorum. İnsanlık hali. Evet. Böyle kesmeye devam edelim. 5 sıra boyun örelim. Evet arkadaşlar, boynumu 5 sıra düz ördüm ve elektrik borusunu güzel yerleştirdim. Bir karıştan biraz az kestim. Bir karış fazla. Biraz daha az kestim arkadaşlar borumu. Bunun gibi farklı cisimlerde takabilirsiniz içerisine. Şimdi çevresinde yine boşlukları da silikonla doldurdum. Şimdi parmağımı da kafamı da
Yerini açtım ve dik olarak şöyle yerleştiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi kafamızı dikelim. Şöyle düz tuttum. Ve ipim burada. Ve bunun hemen karşısına gelen yeri şurası. Buradan başlıyorum. Bir kafadan bir boyundan dikiyorum. Hemen karşısına denk gelen ilmeği batıyoruz. Hiç atlamadan sık bir şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, tavşanımızın kafasını boy gövdeyi birleştirdik ve tamamladık. Gövdemiz bitti. Şimdi sıra geldi kıyafetini örmeye. Elbise öreceğiz. Bu tavşanımızı daha önce tütülü tavşan diye paylaşmıştım. O yüzden etiğini tüllü yapacağız. Tütü derken tüllü. Belden aşağısı tüllü olacak. Bele kadar önce üstünü öreceğiz. İsteyen buradan sonra belden aşağıya etek olarak yani elbise olarak devam edebilir. Sadece bel kısmında arttırma yapacaksınız fazladan. İstediğiniz yere kadar da düz öreceksiniz. Oraya gelince zaten size yine anlatacağım. Evet, şimdi elbisemiz için 35 zincir çekeceğim. İpimizi şöyle bir sabitliyoruz. Ve 35 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 35 tane zincir çektim. Tığımın üstüne alıyorum. 2 tane zincir atlayıp 3. zincire batarak üçünü bir kapatıyorum. Tekli trabzan yapıyoruz. Tığım üstüne aldım. Tığım üstüne batıp çıktım. Üçünü bir kapatıyorum. HDC, diğer adı HDC yapıyoruz. Tığım üstüne aldım. Her zincirin içine bir tane tekli trabzan HDC yapalım. Yarım trabzan. Diğer adı sahte trabzan. Bir sürü adı var bunun. Evet, böyle devam edelim. Her zincire bir tane tekli trabzan. Evet, sıra sonuna kadar hepsine tek trabzan yaptım arkadaşlar. 33 tane trabzanım var. Burada sayılar çok önemli değil elbisemizde. Önemli olan bizim tavşanımıza, hani kendi tavşanınızın boynuna şu şekil kavuşması önemli. İp farkından bunlar değişiklik olabilir. İpiniz ince ise bu sayı az gelebilir. O yüzden prova yapın her zaman. Şimdi burada düğme deliği açalım. 5 tane. 3, 4, 5 zincir. Karşıya batıyoruz. İlmek kaydırdım.
Dönüyorum. Ve içini sık iğne dolduralım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doldurdum. Hemen şu dibini de batıyorum. İlmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Tığım üstüne aldım. Aynı yere batıp çıktım. Şimdi bu sıramızda bir tek, bir çift yapacağız. Arttıracağız. Aynı ilmeğin içine bir tane daha yaptım. Bir tane tek, yanındakine çift. İki tane. Tekrar bir tek, bir çift. Şimdi bu sıra sonuna kadar aynı tekrar yapıyoruz. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Evet, sıra sonuma geldim. Arkadaşlar, şimdi üçüncü sıradayız. Kolyelerimizi ayıracağız. İki tane zincir çekip dönüyorum. Ve 10 tane HDC yapalım. Tekli trabzan yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane HDC yaptık. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. 8 tane ilmek atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atlıyorum. 9'uncuya batıyorum ama tığımın üstüne alıp batıyorum. Yine HDC yapıyorum. Evet. Bu bir oldu. 16 tane yine tekli trabzan yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 15 ve 16 tane tekli trabzan, tekrar 8 zincir. 5, 6, 7, 8. Tekrar 8 atlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atlıyorum. Evet, 10 tane tekli trabzan yaparak sıramızı bitiriyoruz. Buraya 9 kaldı en son. Oraya o yüzden 2 tane batacağım. Bir tane daha batıyorum aynı yere. Onu tamamlıyorum. Evet, 2 zincir çektim. Evet, kolyelerimizi ayırdık. Evet, 4. sıradayız. 2 tane zincir çekip dönüyorum. Ve bundan sonra İkili trabzan olarak öreceğiz. Batıp iki defa da çıkıyoruz. 1, 2. 2 tane tek, bir arttır yapalım. 2 tek, bir arttır.
2 tek, 1 arttır. Şimdi zincir yerine hepsini tek batacağız. 8 tane zincir çekmiştik. 8 tane ikili trabzan yapalım. Her zincire bir tane. Dört, altı, sekiz tane trabzanımı yaptım. İlk ilmeğimi bir tane battım. Burada yine iki tane tekle başlıyorum. İki tek, bir arttır. İki tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar aynı devam edeceğiz. Sadece zincirin olduğu yerde tek batacağız. İki tek, bir arttır. İki tek, bir arttır. İki tek, bir arttır. Şimdi zincirimize yine şurada bir tane tek yapıyorum. 8 tane zincire tek batalım. Evet, zincire de hepsini 8 tane tek battım. Buraya da yine 2 tane ile başlıyorum. 2 tane tek, 1 arttır. 2 tek, 1 arttır. 2 tek, 1 arttır. Ve 2 tane tek. Evet, sıramızı bitirdik. 4. sıramızı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, şimdi dördüncü sıradaki arttırmadan sonra 5, 6, 7, 8, 9. sıralarımızı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Şimdi 10. sıradayız ve burada düğme yapacağız tekrar. 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Karşıya batıyorum. İlmek kaydırdım. Bir zincir. Dönüyoruz. Zincirimiz içine. Burası bitene kadar sık iğne dolduralım. 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Yine ilk ilmeğime ilmek kaydırdım. Tutturdum. Yine 3 zincir çekiyoruz. Ve hemen yine ilk boşluğumuza iki tane sık iğne, pardon, trabzan. Bir, yine aynı boşluğa iki. Burada arttırmış olduk. 10 tane tek batalım. Bir, iki,
3, 8, 9 ve 10 tane tek batıp tekrar bir arttıralım. Sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapıyoruz. 10 tek bir arttır, 10 tek bir arttır, tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, 10. sıramızda 10 tek bir arttır, 10 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yaptım. Dediğim gibi if farkından değişebilir. Şu an benim 70 tane ilmeğim var. Daha önceki yaptığım elbisede bundan sonra daha 3 sıra düz örmüşüm. Ama bu tavşanıma giydirdiğimde daha aşağıda kaldı elbise. O yüzden sıra sayısını daha az yapacağım. Siz de bunlara dikkat edin. Kendi bebeği tavşanınıza giydire giydire yapın. Çünkü daha öncekini Lanos Alara ile örmüştüm. O kalın bir ipti ve tavşanın kocaman olmuştu. Şimdiki daha küçük oldu. O yüzden bundan sonra iki sıra düz örmedim. Bir zincir çekip geri döndüm ve sık iğne yaptım bu sıramı. Her birine tek battım. Ve burada bitiriyorum. Siz de bir giydirin. Şöyle beline denk gelecek. Şimdi ben giydirdiğimde iki sıra ördüğümde şuralara geliyor. Çirkin bir görüntü oldu. Belimiz buralarda. O yüzden sayımı azalttım. Şimdi bir sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Bu sıramızda tütü yapacağımız için onun yerini yapacağız. Zincir çekeceğiz. Eğer siz tütü değil de elbise yapacaksanız bundan sonra trabzan olarak yine devam edeceksiniz. Her ilmeğe çift batın. Çok kabarık olsun istiyorsanız da her ilmeğe 3 tane batın. Şöyle göstereyim size. 3 zincir çekip dönüyoruz ve her ilmeğin içine çift veya çok kabarık istiyorum ben diyorsanız her ilmeğe 3 tane batacaksınız. Ben mesela ortasını yapıyordum. 2 tane çift çift. Bu şekilde bir taneye 3 tane batıyordum. Bu bana daha iyi geliyor. Aşırı kabarıktan ne çok aşırı oluyor ne de az. Size tavsiyem böyle 2 tane çift 1-3, 2 çift 1-3 batmak. Bundan sonra diğer ki sıralarımızda hepsini tek batacağız. Sadece burada arttırma yapılıyor bel kısmında. Daha sonra istediğiniz boyda 5-6 sıra düz öreceksiniz veya artık uzunluğunu nasıl istiyorsanız. Şimdi tütü yapıyoruz. Çünkü tavşanımız aklınızda öyle kaldı eskiden biliyorsunuz tütü tavşan diye. Şimdi buradan 1-2 zincir dönüyorum. Bir atlıyorum. İlmek kaydırdım. 2 zincir çektim. Yine bir atlıyorum. İkinciye ilmek kaydırdım. 2 zincir. Bir atlıyorum. İkinciye ilmek kaydırdım. Bu şekilde bir atlıyorum. 2. Bunu 3 zincir de çekip 2 atlayabilirsiniz. Yoğunluk nasıl istiyorsanız. Böyle devam ediyoruz. Şimdi bunlara daha sonra bu boşluklarımıza tüylerimizi geçireceğiz. Ama biraz çok sanki küçük oldu. Rahat geçemeyecek gibi. O yüzden daha önceki yaptığım gibi yapayım. 1, 2, 3 zincir.
2 atlıyorum. Üçüncüye ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye ilmek kaydırıyorum. 2, 3 zincir. 1, 2 atlıyoruz. Üçüncüye ilmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar bunu tekrar yapalım. 2 atladım. Üçüncü. Şimdi bunu sanki daha, evet, daha iyi oldu. İçlerine tütüleri takacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yerlerimizi hazırladık. Tütülerimizi takacağız. Bunun için ben iki renk kullandım. Tek renkli yapabilirsiniz. Daha önce hep tek yapmıştım. Bu sefer hem pembe hem beyaz tülden 20 santim. Şöyle 20 santim boyunda kesiyoruz. Niye ya? Odaklamıyor. Evet, 20 santim boyunda tütülerimizi keselim. 5 santim eni var. Yukarıya da yazacağımı tekrar. Bu da görünmedi pek. Bu şekilde hazırlıyoruz tütülerimizi. Ve ikişer tane üst üste koyuyorum. Bir beyaz, bir pembeden. Bu şekil ortalayıp ortadan tuttum. Ve kalın bir tığla, evet, tütümüzü bu şekilde katladık. Ve elinizde hangi kalın tığ varsa, yani buranın geçeceği şekilde bir tığla şöyle ön yüzünden, üstümüzün ön yüzünden tığımı alttan giriyorum. İçinden geçirelim. Biraz uzun geçirelim. Rahat, boşluktan rahat geçsin diye. Ve çekiyoruz. Bu şekilde yaptık. Evet, bir pembe, bir beyazdan aldım. Ortadan tutuyorum. Ve tığımla alttan girdim. İçinden geçiyorum. Çektim ve içinden geçiyorum. Evet, bu şekilde takıyoruz. Bütün tütüleri. Evet. Daha sonra şurada iki tane de sonra yapayım. Daha sonra eteğimizi şöyle düzeltelim ve makasla şöyle en kısa boydan tutuyorum ve aynı boyda kesiyoruz. Uzun yapmak isteyenler böyle de bırakabilir. Kısalması istemiyorsanız. Boy ayarı size kalmış. Ayak bileğine kadar uzun da yapabilirsiniz ya da kısa. Eteğimizi de bu şekilde düzelttik.
Evet, elbisemizi giydirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da tatlı oldu. Aynı teknikle çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Daha büyüğünü. Etek olarak da tek etek hazırlayabilirsiniz. Şimdi kulağına da şöyle bir pompon yapalım. Tülden pompon yapalım saçına. Bunları da böyle önce hazırlayayım. Elimde az kaldı. Yine bunları aynı şekilde artanları da kat üst üste koyalım. Önce ben hazırlayayım. Evet, tüllerimi bir beyaz, bir pembe, bir beyaz, bir pembe şeklinde elimin içine aldığım sırayla şimdi tam ortadan şöyle biraz daha uzun bir tülü tam ortadan bağlıyorum. Aynı pompon yapar gibi yapıyoruz. İki kere bağladım. Şöyle. Tutup keselim. Bu bayağı büyük oldu. Biraz daha keselim. Tavşanın kulağına koyarak ayarlayın büyüklüğünü. Biraz daha keseceğim. Bu şekilde düğünlerde de kapı süsü yapabilirsiniz. Bu pomponlarla. Evet, bunu da şöyle kulağımıza yine bana göre biraz daha büyük, biraz daha keseceğim. Çok da abartılı da olmasın. Evet, biraz daha kestim ve böyle iyi oldu boyu. Ve bunu kulağımın arkasına geçirerek şöyle çapraz şu şekilde bağladım ve makasımız nerede ve aynı şu tütünün boyunda şöyle kestim. O da arada kaybolmuş oldu. Evet, tamamlamış olduk. En son yanaklarımıza da bir pembelik verelim ve yine toz pastelimizi alıyoruz. Veya normal allık da yapabilirsiniz. O da aynı işi görüyor arkadaşlar. Yanaklarımıza da şöyle pembe alalım. Güzelce sürelim. Çok da abartmadan. Bunlar zaten zamanla uçuyor arkadaşlar. Böyle kalmıyor. Geçici yani. Evet, yanaklarımızı da yaptık. Ve tütümüzü bitirdik. Evet, tütülü tavşanımızı bitirdik arkadaşlar. Böyle pembiş, çok tatlı bir kızlar için güzel bir hediye, karne hediyesi de olabilir. Tavşanımızın boyu kulağıyla beraber 45 santim. Kafadan ölçtüğümüzde 35 santim boyunda.
İşte bundan sonra erkek videoya geçeceğiz. Erkek tavşana. Kafası aynı olacak. Onun zaten kafayı örmüştük. Ayaktan başlayacağız. Ayaktan koldan başlayıp bir dahaki videoda onu tamamlayacağız. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar. Ayrıyeten bana destek olmak için videonun altındaki teşekkürler butonundan da desteklerinizi bekliyorum. Mecbur değilsiniz. Böyle bir şart yok. Gönül işi. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.